Hande merhaba. Bir kültür insanı hanımefendi ile birlikteyiz. Doktor Fatma Adile Başar. Hoş geldiniz. Merhaba efendim, hoş bulduk. Nasılsınız efendim? teşekkür ederim. <laughs> Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben denizde çok hayran olduğum <laughs> Bir sanatkarla ruh beru görüşmüş <laughs> olmanın heyecanı. ne güzel. Ve, çok teşekkür e, ederim. Bir mukabele. Şükranlığını duyuyorum. Bilmi mukabele, bil mukabele. Ailem <laughs> sizi çok iyi tanıyor ama biz ilk defa karşılaşıyoruz. Evet. Sizi gıyabi olarak çok iyi tanıyorum. Ee, ve e, İslam kültürü üzerine, e, Osmanlı sanatı üzerine, musikisi üzerine evet. e, yazılarınız, söylemleriniz, şahane bir dil bilgisi ve Türkçeyi çok güzel kullanıyorsunuz. Bundan herkes istifade etsin istedim efendim. Çok ne mutlu. Siz bir ilahiyat mezunusunuz ama müzikologsunuz. Efendim ben ilahiyat mezunu değilim. Değil Doktora misiniz? mı? Ha doktoranız ee, olsun. Türk Dil Moskesi'nde yaptım. Olsun. İslam sanatları. Olsun. E, Yine da yaptım. ilahiyat evet. fakültesinde. yoksa konseret var mezunuyum. Evet, ilahiyat evet. fakültesinde hem de Mustafa Fayda ile yaptınız evet. değil mi? Evet. Yine evet. ben ilahiyatçı diyeceğim çünkü çok muazzam bir e, e, bilgi ve kültür e, demek ilahiyat benim için. Evet. Her şeyin üstünde demek. Evet. Ama musikiyle yapmışsınız ama başka bir konuyla yapmışsınız. Farklı disiplinleri bir arada böyle eviriyorsunuz, çeviriyorsunuz. Çok güzel bir dille anlatıyorsunuz. E işte. <laughs> evet. Ne güzel. Nereden başlayalım? Musikiden başlayalım efendim. Başlayalım. Neden musikiyi seçtiniz? Ee, konservatuar e, e, ne zaman aklınıza girdi? Hani çocukluktan beri midir, sonra mı? Ne yapmak istediniz musikiyle? Ne yapmak istediniz Muski'yi nereye koydunuz? Doktorunuzu hangi konuda yaptınız mesela? Hadi <gülüyor> <gülüyor> buyurun. E, tabii ben çok böyle kendimi anlatmayı seven biri değil esas itibariyle ama... Çok ama deniz 9 yaşında konservatuara başladım. Aa siz küçük yaşta. Evet Ankara Devlet Konservatuarı'nda evet. başladım. Sonra İstanbul Devlet Konservatuarı sahne sanatları mezunuyum. Oh, oh. Sonra şimdi... İstanbul Teknik Üniversitesi'ye bağlanan İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarından mezun oldum. Yüksek lisans ve doktoramı ki o devirde 82'de biliyorsunuz yeni kurulmuştu Gök, ben 85 mezunuyum. Henüz yüksek lisans ve doktora yapılmıyordu doğru konservatuvarlarda doğru, o sırada. Doğru. Ee, Türk din muskisi alanı vardı ee, ilahiyatlar bünyesinde. Ben de akademik kariyer yapmak istiyordum. Ee, İslam sanatlarında e, nasip oldu. Mustafa e, Fayda hocamız da, Profesör Doktor Mustafa evet, Fayda'nın, evet. o da lütfetti. Onun sayesinde aslında açıldı bu seksiyonda. Yani onu da söylemem lazım. Mi? Evet, hocamız ondan sayesinde. evvel evet yoktu. E, çok değerli bir hocamız da var orada, Türk Din Muskesi ile ilgilenen Nuri Özcan hocamız. Evet. Şimdi emekli oldular. Fakat bizimle birlikte başladı. Onun da böyle bir hikayesi var. Güzel bir ve hikaye ilk heyecan, öğrencileri tabii. de e, çok önemli bir müzisyenimizdi. Şimdi vefat etti. Cini Çen Tanrı korur. Aa, doğru. Evet. Hepimiz biliriz tabii. 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 Cini Çen Tanrı korur. Sadettin Özçimi, Mithat Arısoy ve ben Deniz. Biz dört öğrenci başladık. Sadrettin de çok yakın dostum. Evet. Çocukluk arkadaşımdır. Evet evet. evet, evet. Böyle bir şey var. Evet. Siz enstrüman çalıyor musunuz efendim? Ben e, Batı Müziği Konservatuvarı'ndayken e, piyano çaldım. Ayşe Altar'ın öğrencisi oldum. Fakat sonra Hüseyin Saadet'in Arel'in kızı Naciye Arel de evet. hocam oldu. E, aile görüşmelerimiz sebebiyle oldu. Evet. Okul, okul kanalıyla evet. değil. Ama hani piyanist falan değilim tabii ki. Ama bir müzikçi. Yani evet vardı Türk müziğine geçtiğim şey. zamanda, Erdoğan Saydam'ın e, keman öğrencisi oldum. E, Cevdet Çağla'nın işte Türk Moskesi'nde e, kendini göstermiş ustaların yanında bulundum. Ama o da beni çok tatmin etmedi ama yani ben çok e, kendimi bulmadım keman çalmada işin doğrusu. Fakat öğrenciliğimden itibaren e, Kani Karaca'nın öğrencisi oldum. Kudüm'e yöneldim. Kudüm öyle diye bir istiyor. enstrüman tabii var. biliyorum Biliyorsun. canım. <gülüyor> <gülüyor> Çok herkesin malumu yok tabi sizi teyze ederim. Yeni nesil tabii ki evet. e, biraz e, uzak e, Türk e, musikisine öyle de demeyelim. Demeyelim. Bazen tenkit demeyelim. eder gibi konuşuyorum. E, kendimi de burada tenkit etmek istiyorum. Estağfurullah. Esasında yeni nesil e, biz farkında olmadan değerleri keşfeden bir nesil. Ee, belki bizim zamanımızda biraz daha böyle e, mecburi öğrenmek zorunda kaldığımız çevre okul e, sistem, şimdiki çocuklara öyle bir baskı kurulmadan kendi kültürü ve kendi toprağının içerisindeki e, olan güzellikleri daha e, farklı bir şekilde keşfedip yeni bir şeyler de üretebiliyorlar. Evet. Ben çok umutluyum yeni nesilden. İnşallah. Ee, e, Kulakları da iyi. Belki dünya müziğini de dinleyebildikleri için artık sosyal e, bir e, evet. e, global dünyanın içinde yaşıyor çünkü çocuklar. Evet. E, o yüzden e, belki kudümü, kudüm olarak bilmese de o enstrümanı görsel olarak biliyor olabilir mesela Evet diye düşünüyorum. Fakat tabii bilmemesi de e, çok, çok acıklı bir yanı. Çok ederim. normal ama. Çok evet. normal çünkü... Dünya başka bir şeyi size enjekte ediyor. Biz evet. sınırlı yaşadığımız zaman o güzel masum dönemlerde e, bunların farkına varıyorduk çünkü çok azdık, çok az da olan olunca görüyorsunuz her şeyi. Şimdi çok fazla gözünüzden kaçabiliyor, kulağınızdan kaçabiliyor. E, ama dünya değişiyor. Değişim bu da. Evet. Ama nasipse de oraya geliyor tabii ki. O ona geliyor. İkisi de birbirine karşı karşıya gelebiliyor. Evet. E, çok yönlü bir şey. Yani musiki ben çok özenirim ve çok da kıskanırım. Musiki ile ilgili keşke bir kabiliyetim ve e, onunla ilgili bir şeyler yapabilseydim diye evrensel bir konu musiki. Elbette. Şimdi sizde söz. Estağfurullah. Buyurun. Estağfurullah. Efendim, şimdi usulden girdik. Benim konservatuvardaki ilk hocalığım da Vurmalı sazlarda. Orada sanat dalı başkanlığı da yaptım. Şimdi Vurmalı Sazlar'ın, Küs'ün, Kudüm'ün bir Türk çocuğunun bilmesi, evet, detay bir şey olsa kabul edilebilir. Ama Hakanlık müziği diyeceğimiz, Türkler sadece... Osmanlı ile devlet kurmadı. Bütün tarih boyu İslamiyet öncesinden itibaren hakanlık muskisini kullanmış Türkler. Dolayısıyla bizim en olmazsa olmaz bir ensurmanımızdır mesela Köz. Tamam, Dolayısıyla bir çocuğun içinde nerede evet. oturtmak gerekiyor. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı'yla evet, ortaklaşa evet. iş yapmak lazım. <laughs> yani eninde sonunda evet şeye <laughs> büyüklerimize havale etmek tabii, zorunda tabii. kalıyoruz ama işin olması gerekeni düşünürsek eğer elbette bir Türk çocuğu kendine ait enstrümanları bilecek, kendi dilini bilecek, müzik dilini kastediyorum. Dünyayı da bilecek elbette. Bir Türkçeyi bilsek önce. <laughs> Şu İngilizce evet. eğitimden bir kurtulsak. <laughs> ya yani evet. ben çok önemsiyorum Türkçe dilini, evet. Türkçeyi. Türkçeyi. Evet. Şimdi efendim Muski'den devam edeyim e, isterseniz. Estağfurullah. Yo ben çok mutlu oluyorum estağfurullah. Yani Muski nedir diye sorulsa evet. siz buna kendi sahanıza da tercüme edebilirsiniz Evet. Ke aslında medeniyetin dilidir sanat değil Tabii. mi? Tabii. Yani onun içinde bütün yaşanmışlıklar, tecrübeler, inanışlar, örfler, bütün birikiminiz, bütün duygularınız, düşünceleriniz sembolleşerek saklanır, dertop edilir. Sanat dediğiniz basit bir şey değil. Değil. Yani bir eksper gözüyle bakılınca Öylesine bir tablo, öylesine bir eser, öylesine bir beste değildir o. Öylesine bir türkü değildir. Peki ne vardır arkasında? Şimdi müzikoloji ister istemez saham itibariyle sadece bu sesler buralara nasıl dizilmiş problemini çözmek değil mesele. O muhrik sebebi yani o sanatı ortaya çıkaran heyecanı. Düşünceyi, inanışı, örfü, düşünceyi, duyguyu da çözümleme gayretidir müzikoloji. İster istemez bu sahaya girdiğiniz zaman hani müzik benim için çok geniştir falan dediniz de sizden ayak alarak tırnak içinde buradan giriyorum. Müziğe de girdiğinizde bir yönüyle dindir, bir yönüyle dildir, örftür. Tarihtir. Tabii müziği. Böyle bir şeydir. Tabii, tabii, tabii. Dolayısıyla şimdi bu da bizim dilimizdir bir yönüyle. Hı -hı. Yani bizim sembollerimizin saklandığı bir dil. Şimdi sizin o e, minyatür ayaklanması serginize gelmiştim. E, oldu epeyce herhalde değil mi? Oldu, Birkaç oldu. sene oldu. Ben e, onun heyecanını çok seviyorum. Yani çok severek e, detaylara da çok dikkat ederek gezdiğimiz bir sergi oldu. Çok heyecan vericiydi. Şimdi orada sadece bir at değil konu. Değil tabii. Yani atta sembolleşen bir anlam var. Sizin yüklediğiniz sanatkar olarak yüklediğiniz bir anlam var. Bütün bir milletin yüklediği bir anlam var o nesnenin içinde, o sembolün içinde. Bir tarih var, dil var inanışlar var, 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 var. Yani sizin diyelim o eserinizi masaya koysak da üzerinde konuşsak çok şey söyleriz. Söyleriz, söyleriz de programlar yetmez. Yani sanat konuşan bir şey zaten. Dolayısıyla şimdi müzik deyince de sıradan bir şey değil müzik, dil gibi. Yani o bir şeyin büyük bir milletin her şeyinin bütün varlığının dertop edildiği bir sembol. Şimdi konuya böyle bakılınca o nesne çok değerli hale geliyor. Evet, musiki'nin ilk duyulan tını, çocuklarımızın ilk duyduğu tını, evet. değil mi? Bunlar çok önemli. Kimliği oluşturan Semboller dediniz yani bizi oluşturan o kadar çok nesneler var ki sembolen. Musiki de bunlardan bir tanesi tabii ki. Şimdi dertliyiz tabii bu konuda. Eğitimin içerisindeki yeri evet. Türk dili, efendim Türk, Türk musikisi, enstrümanları, bizlerle ilgili e, bu bulunmuş olduğumuz coğrafyanın doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi o kadar farklı e, kimlikler oluşmuş ki o e, karışımdan meydana gelen e, kimlikler e, yemesi içmesi e, her türlü yaşamımızın içerisinde olan her türlü done farklı farklı ve biz bunlarla birlikte birey oluyoruz. Bunu biliyoruz hepimiz fakat bu genel olarak kendi kimliğimizle ilgili eğitimin eksik olması, bu ta ana okuluna kadar evet. e, çocuk yaşlara kadar evet. inmesi gereken bir mevzu bahis. E, nasıl inancın, adabı, maşeretin, edebin hepsini ben hepsini içine alarak da konuşuyorum. Ufak yaştan itibaren bu eğitimin içerisinde yoğurularak farkında olmadan alınan bir iksir olursa o zaman siz siz olabiliyorsunuz. Evet. Ve o zaman omurganız böyle sağlam yurt dışına da gittiğiniz zaman, dünyanın dört bir tarafına da gittiğiniz zaman beni filanca'ya benzettiler demeden ya. yaşayabiliyorsunuz. Şimdi bunlar eksik taraflarımız. Belki bu dünyanın işte bu kapitalizm, global dünya, dış mihraklar filan falan. Ama buna esir olmamak lazım. Ben çok e, iddialıyım bu konuda. Eğitimin evet. içerisine bir lokma girdiği <laughs> anda o şahikalara ulaşır. O böyle taçlanır ve muhteşem bir şey olur diye düşünüyorum. Evet. Efendim bir de şu var. E, yani işte o dertop ettiğiniz, sembolleştirdiğiniz e, dil, müzik bu sizin esas kimliğiniz. Dolayısıyla onunla irtibatınızı kurmadığınız zaman siz sizden önceki sizi hazırlayan tarihi medeniyeti iptal etmiş de oluyorsunuz, boşlukta oluyorsunuz, Sen hafıza kaybı, zaten. hafıza kaybı. O zaman ne görürseniz ona doğru yöneleceksiniz. Böyle bir şey. Yani ben bilmiyorum, nereden geldim nereye gidiyorum bilmiyorum. Yeni doğmuş gibi filan. Yani öyle bir şey var. Şimdi çok sanatkar niye üretemiyoruz biz? Niye işte öyle besteler çıkmıyor? Niye şunlar çıkmıyor filan diye soruluyor. Tabii. Kökünüzü iptal ettiğiniz tabii, zaman tabii. yaprak vermez o çiçek. Tabii. Yani tabiat böyle bir şey. Şimdi yani ben saham itibariyle gerçi Osmanlı sahasında çalıştım ama ister istemez müziğin ilgili olduğu diğer medeniyet alanlarına da müzikle ilişkisi sebebiyle yönelmek mecburiyetinde kaldım. E kültürler birbirlerini etkileşimiyle yani zaten ister istemez oluşuyor. Elbette. E, evet. Yani Osmanlı'ya gelinceye kadar olan büyük bir yol var. Onu da inkar edemezsiniz. Tabii. Osmanlı oluşmasına da sebep olan o yolun izleridir. Evet. Peki bizim varlık anlayışımız neydi? Nasıl bakıyorduk varlığa da etiğimiz, estetiğimiz, güzellik anlayışımız böyle oldu önümüze çıktı. Bu doğru bir sorudur. Şimdi bunu sorduğunuz zaman sadece Osmanlı bizi bağlamıyor. Bu milleti var eden yani millet olarak kimliğini veren o varlık anlayışına dönmemiz lazım. Şimdi ister istemez o varlık anlayışı e, Hakla kendini bir sayan bir anlayış. Öyle bir heyecanı var. Ta kadim zamanlardan beri. Yani İslamiyet öncesindeki töreden itibaren bu böyle. Ne ilgisi var? Nereden gittin buralara diyeceksiniz şimdi. Nerede? nasıl uçtun tamam, diyeceksiniz. Şey. Yok, Fakat şey yok. işi hakikaten sorgulamak istiyorsanız Müzik ne oldu da bu manaya geliyor diye sorguladığınız zaman ki ben üç saç ayak bulurum hmm. e, müziğe baktığımda. Çünkü müzik Osmanlı'da üç temel esasa dayanıyor bana göre. Hmm. Birincisi kullanım alanı olarak. Müzik işe yarayan kullanılan bir şeydir bir defa. Bir lüks, aksesuar olmamıştır. Diğer sanat unsurlarındaki gibi. Bence bu bir sanata bakış mesela. Bu unsurların en başındaki devlet müziği konusudur. Yani Hakanlık müziği. Yani Hakanlık müziği diye bir şey var. Köz temelli oluşturulmuş Osmanlı'nın mehter adını verdiği ama daha eski Türk eski devletlerinde de, de şey karşımıza tabii. çıkan tabii. anlayış. Yani Hakanlık müziği diye bir şey var. Orada bir devletin sesi olmak, devletin ilanını yapmak gibi bir, bir müziği bir işlevi var, bir anlamı var. O da yani, gücün sembolü bir yerde evet. tabii ki. Tabii. Değerlendirebiliriz. Tabii. İki, müzik nerede var? Eskilerin hikmet dediği, yani insanı doğru, güzel, iyi duygulara yönelten, yanlışları gösteren, toplumu iyileştiren tabii. bir müzik tarzı var. Ben ona hikmet müziği diyorum. Çünkü tasavvuf deseniz şurada var burada yok. Efendim bunun halk moskisi ayağı var filan filan yani bir sürü türler şunlar bunlar böyle o fenomenlere at vermeye başladığınız zaman karman çorman bir şey çıkıyor karşınıza. Ama dünyanın bütün Ama... kültürlerinde aynı şekilde oluşmuş ses var. Yani bunu Hindistan'da da görebilirsiniz. İlkel kavimlerde. Fakat daha de farklı ontolojilere bağlı. Ben de onu söylemek ah, tabii istemiştim ki, tabii ki. İnsanoğlunun ihtiyacı var. Evet. Moskiye ihtiyacı tabii var. Tabii ki. Tınıya ihtiyacı evet. var ve kendini e, bulmak için o ritme ihtiyacı var değil mi? O bedene e, bilmiyorum beyinde o, evet. hareket eden bir e, şey var, cimnastik var, musiki cimnastiği var evet. beyinde. Beyinde de dinlersiniz, hiç yoksa bile beyninizde müzik çalar değil mi? Bütün vücudumuzda çalıyor. Vücudu, tabii ama beyinle başlıyor. Şu anda musiki yapıyoruz mesela. Evet. Madem Tüm ki muhabbet ediyoruz. Bütün mevcut. Evet. Musiki tabii bir sonuç, insanın tabii bir sonucu. Ama bu tabii sonucu nasıl olup da şöyle böyle ya da öyle ortaya koyduğu meselesidir. Hmm. Yani işte şu sanata bakıyorsunuz diyelim değil mi programımızın e, şeyi bakımından Miyako <laughs> üzerinden. Yani Japon'un bir algılayışı var. Tabii canım. Ah. Efendim Avrupalı'nın bir, <laughs> bir anlayışı var, Hintli'nin bir anlayışı var. Afrika'nın ki bambaşka. Afrika'nın yani bu dürt Son hepsinde mi? var dediğiniz gibi. Ama hangi ontolojiye, varlığa, müziğe ne anlam veriyordu da müziği öyle veya da şöyle husule getirdi? Şimdi siz sanatkarsınız. Gördüğünüz eser sizi etkiler. Vay dersiniz. Hani var ya tırnak içinde vay canına. Yani nasıl bu, nasıl yapıldı? O renkler nasıl yan yana geldi? O desen nasıl çıktı? Şimdi orada sizi hayrete düşüren nedir? Onun arkasındaki ontolojidir işte, fikirdir. Yani onu o hale getiren bir sürü sebepler var. O sebeplerin bütünü sizi hayrete düşürür. Bazen başka bir yaklaşımın içindesinizdir siz. O bambaşka bir şeydir ve şaşırırsınız. Size göre onunla uyumludur, o renk onunla gider gitmez sizin kabulleriniz vardır. Ama ne bileyim bir köylü kadını görürsünüz, Bakarsınız o renkle o renk, o çorap, o desen ne oldu da bu renkler bu hale geldi ve böyle güzel oldu diye şaşar kalırsınız değil mi? Bu böyle bir şey. Yani sanatı sorgularken ontolojiyi ihmal edemeyiz. Bizim Türk dediğimiz şey işte ta müziğimizi de belirleyen, töreden kaynaklanan bir şey. Dolayısıyla kendi varlık anlayışımıza bakmak zorundayız müziğimizi, sanatımızı, kültürümüzü, medeniyetimizi anlamak istiyorsak, kimliğimizi, kendimizi anlamak istiyorsak. Çünkü bu biz, biziz zaten. Yani biz başkayız da bir de bizden ayrı bir tarih, bizden ayrı bir müzik, sanat yok. O biziz. DNA'mızda bir şey o. Yani e, bunu hissetmeliyiz. Şimdi bizim e, ontolojimiz ne idi? Sorusunu sormalıyız. Bizim ontolojimiz bahtaniyetçi bir ontoloji. Varlığı birleyen bir ontoloji. Bir sayıyor. Varlığa bir diye bakıyor. Ağaçla, hayvanla, insanla başka şeyler olduğunu düşünmüyor Türk insanı. Yani bu inanışa biliyorsunuz türe işleniyor. Aslında adı da çok güzel Türkçe. Yani türemenin Hani bizim e, İslami literatürle söylemek icap ederse, hani hilkat denilen şey var ya, yaratılış. O yaradılış kanununun Türkçesi türeyş. Türeyişin de bir kanunu var. Ağacın, kuşun, böceğin, insanın. Ve ağacın sizden ayrı bir şey olmadığını, hayvanın sizden başka bir şey olmadığını, yani sizinle organik bir bağı var onun. Böyle bir inanışı var Türk'ün. Şimdi bu ontolojiyle bakınca, kendisinde olanın karşısındakinde de olduğuna inanıyor ve buna hürmet ediyor. Ben ayrıyım, sen ayrısın demiyor. Bunun getirildiği tabii ki kültürel sonuçlar da var. Şimdi efendim bu töre dediğimiz şey bu. Türk demek de işte bu türeş kanununa uyanlara Türk deniyor. Zannedildiği gibi bir soy filan da değil. Gerçi bizim bir soy problemimiz çok çok şükür de milletçe. Elbette yok. Biz bir de, de yok. melezleşmişiz yani bu, Hayır, bu topraklarda e, yani bir de. Şimdi melez dediğimiz zaman onun içinde bir soy göndermesi var. Halbuki Türklük bir soy göndermesi değil. O manada söylemiyorum tabii evet. ki. Ee, hani Japonya gibi tek bir kimlik, tek bir hiç melezleşmemiş bir tabii. şimdi o bambaşka adada, bir şey. Adada. Adada Muhtasar. Bizimki <laughs> öyle değil tabii. tabii Biz tabii dedi. ki bu e, Türk Kavminin, Türk törelerinin e, birçok tarafını aldığımız gibi hareket ederken, e, bu coğrafyada yerleşirken, diğer e, milletlerle de buluşurken evet. o töre daha da zenginleşiyor, daha da zenginleşiyor, daha da yenileniyor belki. Yenileniyor kelimesi belki evet. ters belki ama e, değişime uğruyor. Evet. Ve çok zenginleşiyor. Evet. Yani bu topraklardaki e, kimliğin çok zengin olduğunu, sadece bir bir tek taraflı olmadığını. Japon kültürü de Kore ve Japon, e, Çin kültürünün e, birleşmesinden meydana gelen kendine has yorumudur. Yani Japon'un kendine evet. has bir yorumu var, kimliği var. Evet. Kore dersen değil, Çin dersen değil o kendisi yüzyıllar içerisinde bir hülasa etmiş, yeni bir eser yaratmış her konuda. E Türkler de sadece hani iki tane millet de değil. Birçok milletle birlikte olmuş ve yepyeni bir e, kimlik yaratmış ve eser yaratmış. Ben bu Türk musikisine de böyle bakıyorum. Evet. Türk kimliğine de böyle bakıyorum. E, Osmanlı'ya da böyle bakıyorum. Tek başına değil birçok birçokla birlikte Osmanlı hem batılı hem doğulu. Öyle bakarsak küçücük bir yerde sıkışmış kalmış bir imparatorluk da değil. Evet. Yani tümüyle e, ne diyelim genetik kodlarımıza şöyle bakarsak DNA'larımıza o evet. kadar yaygın ve o kadar zengin e, enstrümanlar, tınılar, kimlikler var ki işte ben bunların eğitimin içerisinde olmasını isteyenlerdenim. Evet. Fakat dediğim evet. gibi zor bir şey ama. Kadim bir hikmet anlayışı çok, var. Çok. Çok. Onun adı Töre, evet, evet. Ona bağlı olanlara Türk denmiş oluyor. Tabii. Zannedildiği tabii, tabii, gibi tabii, tabii, bir tabii. soy adı değil. Yani bunu demek tabii. istiyorum. Dolayısıyla zaten Türk devletlerine baktığınız zaman onlar bir milletler topluluğu. Türk'lüğe bağlandıkları için daha doğrusu töreye bağlandıkları için Türk olmuşlar. Nitekim bugün antropolojide de işte bu e, vücudu, kafayı işte değil mi? Hmm. Hani var ya malum o şeyle yani işte bir Kırgızla, bir Azerbaycan e, Türkü aynı tipte mi Allah aşkına? Değil, Veya değil, bir Anadolu değil, tipi. Hayır, hayır, hayır. Yani dolayısıyla burada bir değil. soy e, aramak gerçi birebir benim saham değil ama biz onun yani ister Hunlara zaten. gidelim, Ay, ister tabii. Göktürklere gidelim, bütün Türk hakanlıkları birçok milletin, birçok toplulukların bir araya geldiği büyük devletlerdir. Esas itibariyle büyük devlet olmanın başka yolu da yoktur. Hı hı. Dolayısıyla hani böyle Türk deyince bugün popüler manada Türk deyince işte filan soy filan yok, diye anlaşılıyor yok, yok. da. Bunu kastetmediğimi anlatmak için. dünya, aydın da. dünya bunu böyle zannetmiyor zaten. Biraz cahilane düşünenler belki bu ayrımı yapıyorlar. Evet ee, Değil tabii ki. Şimdi efendim her topluluğun, her toplumun, her milletin dünyaya söyleyecek bir şeyi vardır. Hani bir çizgi var ya e, yerelden evrensele. Hı hı. Yani özneden genele. Şimdi siz günseli kato olarak bir e, sanat ortaya koyuyorsunuz. Çok öze indiğinizde o bir ismin ürettiği bir şeydir. Bunun dışına çıkamayız ki zaten. Yani siz kendi tecrübeniz üzerinden algılarsınız. Halka halka genişler büyütürsünüz evrensele doğru. Ailenizden, toplumunuzdan filan filan yürürsünüz. Yani bütünden öze gelmek o mümkün değil. Yani ben önce dünya insanı olacağım sonra günselikati olacağım demek olmaz. Yani tabiata, türe aykırı bir durum. Yani yaratılışa aykırı bir durum. Her dönem aynı ama bu dönemde yani. nasılsak o dönemde de aynı şekildeydi. Yani yüzyıllar öncesi de aynı. İnsanoğlunun değişen bir tarafı yok. Düşüncesi de değişmiyor, duruşu da değişmiyor, sanat eserini yapışı da değişmiyor bence. E, bence değişiyor. Nesi değişiyor? Değişi değişiyor. Nisi? Ontolojisi farklılaşıyor. Yani bu ontolojik bakışta farklı yönelişler var, ister istemez. Bu farklı ontik e, yaklaşımlar toplumları farklı kılıyor. E, tabii ki. O kadar ve O farklılıklar bize ilginç geliyor zaten. O başka türlü düşüyor. Diyelim mesela, o değil mi? Bir yin-yang diye bir şey var ve çok enteresan yani. O bir hikmet geleneği. Bunu çöpe atamazsınız. Bu çok değerli bir şey. Hı hı. Efendim ne bileyim eski Zerdüşt, Hristiyan, envai çeşit din, düşünce var dünyayı medeniyeti oluşturan. Şimdi bunlar çok değerli şeyler. Ve her bir düşünce, bakış açısı yani ben ona ontoloji dedim. Ve ontolojilerin ürettiği sanat Dünyaya bir şey söylemiştir, bir şey eklemiştir, bir tuğla daha koymuştur. İnsanlar da ona bakmışlar, kendi anlayışlarına göre ondan ilham almışlar. İşte için Yeni şeyler diyorum. de ortaya i̇şte koymuşlar. Biz de aynı şekilde yaşıyoruz. Evet. Biz de aynı Şimdi şekilde. problemimiz kendimizi fark edemeyişimizden kaynaklanıyor. Bana göre yani. Bence yüzyıllar geçtikçe hani medeniyet dediğimiz bu. Ee, tekşşda almış Evet canavar. çağdaş dediğimiz <laughs> e, teknoloji dediğimiz şey evet. e, çok gelişmişlik manasına gelmiyor esasında Evet teknoloji olarak bu uzaklara erişebilirsiniz evet. ama insan olarak e, insani vasıflar olarak Bence biraz gerileme dönemindeyiz kendimizle olan e, buluşmamız gecikiyor. O teknolojinin içerisinde kendinizi kaybediyorsunuz. Kendinize dönüş yapamıyorsunuz. İlkellik, ilkel dediğimiz yahut geçmiş yüzyıllarda yaşanmışlık hiç olmadık 70'li yıllara geldiğim zaman, yani döndüğüm zaman bile o dönemdeki farkındalığımla şimdiki farkındalığım evet. ya yaşayan gençlik için söylüyorum. Çok farklı. O zaman çok kalabalık değildik, daha farkındaydık, daha dahalarımız vardı. Şimdi çok kalabalık olduğumuz için kendinden uzaklaşıyorsun. Kendinden uzaklaşmak için sana zaten o aletler, edevatları veriyorlar. Zaten mesele kendimize hiç gelmememiz hiç meselesi. Hiç gelmiyoruz, gelmiyoruz. Biz kendimizde hiç değiliz ki. Ama işte bu kendine... Bu mevzu kendimize gelme mevzu. <laughs> yani biz... Ne olduk da günseli katıyorum ben. Ama. Ben kimim de Fatma adileyim sorusunu sormayalım mı? Eğer bu soruyu gerçekten sorar bütün amaç bu değil midir? Bütün kadim kültürlerin ve dinlerin tavsiye ettiği şey kendini bulmak değil midir? Dinimiz bile değil mi? Rabbini bilen işte kendini Bilmiyorum. bilen Rabbini Bilmiyorum. bilir filan, değil mi? Yani o kendimizi bulmak meselemiz. Bunun Kendimiz... için kurslar yapılıyor biliyorsunuz i̇yi de kurslarla şimdi. Koçlar yetişiyor. İnsan ihtiyacı var. Evet. Onu demek istiyorum. Evet. Kendine dönmek için çeşitli ritüeller uyduruyor yahut yeni bir şeyler oluşuyor. İnsanlar ee, insanlar huzuru ancak kendisine dönmekte bulacağını farkında oluyorlar çok ama iyi. yoldan da çıkmak çok kolay. O yüzden çeşitli mentörlükler oluşmaya başladı. Kendine dönme mentörlüğü, evet. doğayla buluşma evet. mentörlüğü değil mi? Evet ee, Ben bunu çok alkışlıyorum bunu biliyor pandemiyle musunuz? pandemiyle birlikte de, de öyle e, biraz sarsıldı insanoğlu evet. gibime geliyor. Yani bu kendine dönme meselesi bence çok önemli. Fert olarak yani bu medeniyetleri, kültürleri, düşünceleri kastetmiyorum. Hı -hı. Ya ben... Neyim? Niye varım? Ne yapacağım ya? Yani, ben neyim? Nereye yürüyorum bu hayat yolunda? Yasınmış işte benim saçlar ağırdı. <laughs> ne güzel. <laughs> Efendim yani o kendini bulmak bugün modern psikoloji de biliyorsunuz bununla çok ilgileniyor. O kendine dönme, kendi hikayelerimiz, içine doğduğumuz ortam, annemiz, babamız, çevremiz, şu bu bunların Bunlar üzerinden nasıl anlam verdiğimizi sorguluyor değil mi? Demin hani çok genelden aldım ama bakın özele indirdiğinizde de problem aynı problem. Yani biz bir anlamlar dünyasına doğuyoruz. Evet. Bir dilin içine, bir anne babanın, bir ailenin içine doğuyoruz ve oradan öğrendiklerimizi bir tavır dili olarak adı muaşeret oluyor, adı bir şey oluyor, adı kimlik oluyor, adı e, şahsiyet oluyor her neyse. Giyine 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 sonra bize diyorlar ki sen Fatma Adilesin sen de işte Gülseli Katos'un diyorlar bize. Bunun ne kadarı aslında gerçekten bize ait? Bunu hiç sorduk mu? Birileri bize işte böyle yap kızım, öyle otur kızım, böyle kalk kızım dedi dedi biz bunları ezberledik. Şimdi onlar tarafından yönetiliyoruz aslında. Yani o öğrendiklerimiz bizi şu anda yönetiyor. Şimdi tekrar dönelim bakalım biz bunun neresinde varız? Neresinde gerçekten bizim tercihimiz öyle ya da böyle davranmak? Tepkilerimiz bile böyle. İşte belirli bir yaşa geldikten sonra aklı bağlı olduktan sonra evet. onu sorgulamaya başladığınız zaman rahatsız olduğunuz yahut farklı açıdan dünyaya bakmak istediğiniz zaman yeni öğretilerle karşılaşıyorsunuz. İşte o farklı disiplinlerde sizin kimliğinizi veriyor. Tabii ki aile verecek önce evet. şunu yapma bunu yapma. Dünya var olduğundan evet. beri iyi ki ailelerimiz var. İyi ki güzel ailelerde doğduk. Evet. Ee, hiç ailesi olmayan da nice insanlar var. Onlar bile e, sorgulamaya başladıkları zaman kendilerini bulabilen ve dünyaya imza atmış insanlar da olabiliyorlar. Çünkü insan çok, yaratılışta çok güçlü bir var. Evet. O kadar çok maharetle doğmuşuz ki, o kadar çok verilerle doğuyoruz ki ve bu verilerin hiçbirisini kullanamıyoruz doğru düzgün esasında. Yani e, ne diyelim enerjiler, e, kabiliyetler, düşünme yetisi, müthiş bir e, matematiğin içerisindeyiz, makinanın içerisindeyiz. Yeter ki merak et. Evet. O merak konusunu. İşte merak etme e, e, ilacını e, hapını bize verebilecek birisiyle karşılaşmak. Evet. İşte o o buluşma var ya buluşma. Herkese nasip etsin. O buluşmalarla birisiyle, zaten birileriyle, he, bir birisiyle birileriyle biraz değil. Biri bir, evet. Aslında biz durmadan yani o vahtaniye e, fikre gene evet. döneyim çünkü bizim yaklaşımımız bu. Biz aslında biraz annemizizdir, biraz babamızdır, biraz öğretmenimizizdir, biraz komşu ablayızdır. Öğretmen, yani işte biraz Haydan çok daha hayran olduğumuz uzaktandır, yakındandır. Evet. Bütün bunların bizde izi vardır. Yani bugün bizim işte ben şuyum filan derken, oluşturduğumuz, hepsinden bir şeyler Ama diyerek yaştan sonra işte onlar farkına varmaya başlıyorsunuz. Önce farkına varmıyorsunuz bile. Bence bir yaştan sonra da farkına filan varmıyoruz. Ben ona katiyen katılamayacağım yani. Farkına Biz... varmayan çok vardır. <laughs> ya. Yani farkına varanlardan. Şimdi bu modern yaklaşımlar, evet. bu özellikle bir psikolojiye yönelişler, evet. insanın kendini tanıma çabası. Hele bu salgınla beraber daha bir içimize kapanıyor olup biraz daha böyle kendi becerilerimizi, kendimizle ilgili meseleleri yöneliyor olmamızı ben çok hayırlı, çok faydalı buluyorum. Hani her şerden hayır çıkarmış. Birazcık daha e, düzgün sorgulamalar yapıyoruz bence. Çok yalnız kaldık yalnız biliyor musunuz? E, demek buna İnsanın ihtiyacımız varmış. Hayır, yalnız kalması <laughs> çok güzeldir de evet. her yaşta değil tabii ki. Ee, çok yalnız kalan bir nesil var. O yalnızlık da onu biraz bir girdaba soktu. O, çıkamayanlar çok olacak herhalde. Yani kolay bir dönem değil. Savaş dönemi gibi. Aynı savaş dönemi gibi. Evet. İnsanın insana ihtiyacı var çünkü. Olur mu? Tabii. İnsanın, insan insanın, insanın ufku. Hem Yahya de, Kemal'in dediği değil gibi. Mi? Evet. Değil mi? Evet. Evet. İnsan olmak Kolay bir şey değil ama. Mertebe kat etmek hiç kolay bir şey değil. Kendini bilmek hiç kolay bir şey Hiç değil. kolay değil. Hiç kolay ee, değil. Kesinlikle hiç kolay bir şey değil. Evet. Dolayısıyla sanatı, örfü, işte bizi saran, bize kimlik diye giydirilen o bir sürü cübbelerimiz var ya üst üste üst üste lahana gibi giydiklerimizi. Biraz yavaş yavaş hani o şey de vardır ya o yedi peçeli tüller falan... Hmm. E, onlardan biraz soyunmamız, daha gerçekçi bakabilmeyi öğrenmemiz lazım. Bence dönem ferdiyet dönemi gerçekten. Fert olabilme, kendini gerçekten idrak edebilme, fert olarak yani. Ve o bizi saran kimliklerin anlamını, dolayısıyla onların bize etki eden o değer algısını, neyin değerli olup olmadığını, neyin bizde gerçekten iz bıraktığını bırakmadığını Bunlardan nasıl sonuçlar çıkardığımızı, yani hani sel gider kum kalır diye bir laf vardır ya Türkçe'de. Yani böyle bir sürü şeyi giyiniyoruz. Biri bir şey söylüyor bir yerden bir şey oradan bir şey bir sürü fikirler onlar bunlar aburcu burcu burcu bur dolu 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 dolu. Ama asıl ihtiyacımız yani ruhumuzun ihtiyacı insan olmaklığımızın ihtiyacını sorgulamak. Arındırmak, hani ne kadar arındırırsak o kadar rahat ederiz. Böyle bir şey var. Çünkü durmadan alıyoruz, alıyoruz, alıyoruz. Ama mide bunları sindirmiyor, hani avurcu burada. Onun gibi biz de birçok şeye muhatap oluyoruz. Biraz e, işte kültürü medeniyeti konuştuğumuzda da bu sizin demin çok güzel söylediğiniz gibi o global bakışın bize sunduğu işte dijital ortamlar. Böyle şey gibi e, bilgisayar açıyorsunuz ya da televizyonunuzu değil mi telefonunuzu böyle akıyor size. Akıyor. Her şey akıyor. Yani siz isteseniz de akıyor istemeseniz de akıyor ve bir şeyi maruz kalıyorsunuz darbireceği caizse Yani bir e, akışa maruz kalıyorsunuz. Yani burada bir kendimizi koruma ve seçme hakkı. Bunu istiyorum bunu istemiyorum. Bunu açın, bunu biraz dursun bu burada diyemeyecek kadar maruz kalıyoruz. Bu maruz kalış bence bizi çok aptallaştırıyor. Bu aptallaştırmaya karşı sadelik çok değerli bence. Düşüncelerimizi, iyi diye kötü diye öğrendiklerimizi ve kendi kendimizi biraz böyle muhasebeye tutarak ve gerçekten kendi huzurumuzu ve saadetimizi yakaladığımız demlere ulaşırız inşallah diye çok, düşünüyorum <laughs> çok kusura bakmayın güzel ama üst perdeden gittik yani üst perdeden gidiyoruz ee, bu tabii ki dileklerinizle hem fikirim ama bu 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 işte o söylediğiniz bütün bu dilekleri anlayabilecek eğitime gelmemiz lazım tabii. Şimdi çok üstten gittik. O kendine dönme. Bu bunun haricinde Anadolu'da yaşayan ve çok kalabalık bir Türkiye'de yaşıyoruz. Bunun tohumlarını atma zamanı geldi. Bu konuştuklarımızın tohumlarını atalım ki evet. e, bir yerden yeşersin. E, öyle kolay bir şey değil. Bu. Fakat efendim insan kendine lazım olanı tanıyor. Ben böyle inanıyorum. Yani pazara gidersiniz veya işte bir giysim şeyine bakarsınız, bakarsınız, ıvır zıvır ama bir şeye bakarsınız. Yani bir şeyi görürsünüz. O sizin seçtiğiniz şeydir, o sizin ihtiyacınız olan şeydir. Onun için doğru söz, hak söz eskilerin tabiriyle muhatabını bulur. Yok bu şeydeymiş, köylüymüş, kentliymiş falan filan artık onlar da aslında artık soyunmamız gereken konular bunlar. Değil. Yani Değil. biraz ben öyle düşünüyorum. Değil. Geçmişe nazaran daha da bir cahiliye dönemi yaşanıyor. Çünkü bu ekran dediğiniz şey sizi aşağıya çeken bir şey. Çok. Ee, çok. Sosyal medya sizi aşağıya çeken çok. bir şey. Ee, kendi kendine kaldığı dönemler bitti insanoğlunun. Kendimden bakıyorum. Ben bir öğretmen olarak ve bir evet. iletişimci olarak devamlı bir mukayese ve izleme üzerine kurulu evet. bir hayatım var. Ne kadar izlerseniz o kadar beyniniz yanıyor ve düşünme şeyini de kaybediyorsunuz. Düşünme özgürlüğünü de kaybediyorsunuz. Düşünme yetinizi bile kaybediyorsunuz. Bunun için işte eğitim diyorum. Eğitimin içerisinde olması evet. gereken doneler... Bilgiler, kimlikler, o mucizevi dokunuşların girmesi gerekiyor. Kendi çocukluk zamanımızdaki eğitimle şimdiki eğitim de çok farklı biliyorsunuz. Evet. Uzaktan eğitim artık. Uzaktan eğitim sadece öğrenmek istediğiniz yahut okuduğunuz bir şeyi matematik, coğrafya, tarih işte eğitimin verdiği o genel bir çerçeveyi öğreniyorsunuz. Yoksa insani olan bütün yani bunlar bütün dünyanın global dünyanın meselesi. E, meselesi esasında bunun yanı sıra ben bu ülkeyi sevdiğim için bunları konuşuyorum, bu ülkeyi çok değerli kıldığım için söylüyorum. Eğitimin en küçük yaştan itibaren bu konuştuğumuz mevzuları birazcık şırınga etmemiz gerekiyor ki yeni bir Türkiye, yeni bir gençlik yeni ve kendini tanıyan ve kendisini bilebilen bir yeni nesil üretsin istiyorum. İnşallah. Çoğalsın istiyorum. Bazen kendi davalarımızla kavrulup gidiveriyoruz. Kendi yaşamımızın, yaşımızın sorunlarını konuşaraktan e, bitir veriyoruz. Aslında kendi sorunumuz değil, aşağıdaki sorunda daha küçük yaştan, Anadolu'daki en 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 işte e, küçük aile bireylerinin yaşamlarına da dokunabilmemiz gerekiyor. Nasıl mesela gastronomi şeyi başladı Türkiye'de, e, seferberliği başladı, Evet eğitim seferberliğinin içine evet, bunu da şart. koymak gerekiyor. Şart. E, çok idealist belki bu konuştuklarımız ama e, benim gibi düşünen e, bakanlığın Tabii içinde yani. de çok insan var. Milli eğitimin içinde turizm, e, bakanlığın içerisinde, eğitimcilerin içerisinde de var. Bunları ne kadar çok konuşursak o kadar dile gelir, o kadar da büyürüz diye düşünüyoruz. İnşallah. İnşallah. E, Tabii. Zor bir e, coğrafya ve kalabalık bir coğrafyada evet. yaşıyoruz. E, kimliklerimiz de çok renkli. Tek bir e, kimlik üzerine değil. Hep Japonya ile mukayese ettiğim zaman herkes aynıdır orada. Orada herkes aynıdır. Türkiye'de herkes farklı. Evet. Ya bu o kadar güzel bir şey Çok ki, güzel bir şey. o kadar neşeli bir şey ki. E, mesela benim kızım yarı Japon. E, Japonluktan esamesi kalmadı tabii ki Türkiye'de yaşadığı süre içerisinde. O kadar renklendi ki ilkokul ortaokulda yaşadığı e, kızımın kimliğiyle şimdiki yaşadığı kimlik o kadar farklı ki bu topraklar e, insana enerji veriyor, renk veriyor, tat veriyor, duruş veriyor. Hiçbir şey yapmasanız bile. Bir de bunun üzerine... Birazcık eklemelerle o kimlikle ilgili, bu toprağın kültürüyle ilgili bir şeyleri verirseniz yeme de yanında yat olacak. Evet. Ya yani bunun için konuşuyoruz elbette, zaten. Evet, evet. yoksa elbette. işte o kudümü, kudümü çalsın istiyorum. Ya o kudümün <gülüyor> sesi <gülüyor> nasıldır? Evet. Aman Allah'ım. Sade kudüm. Evet. Sade kudümle o ritim insanı alır götürür. Hakikaten belliğini, o nefesini alır nasıl Ruh gider ya. Öyle bir şey oluyor kudümün sesini dinlerken. Kudümün sesini dinlesin istiyorum bu çocuklarda. Değil mi? Ne güzel söylediniz. Evet. Çok güzel bir müzik dili. Evet. Evet. Çok. Müzik ile evet. eğitmek de çok güzel. Evet. Çocuklarımızı. Ee, hani akordiyon çalınır, mandolina çalınır, değil mi? Ee, okullarda. İşte evet. flüt çalınır falan. Ama bir de kudüm dersi olsa keşke. İnanın bütün çocuklar kudüm çalmak ister. Vurmalı çalgılar, evet. o ritim insanı alır ve götürür. E tabi, Beni En çok... etkiliyen evet. enstrümandır bunlar. Evet. evet. Temel şeyimiz belki kalbin sesi evet. ne benzetirim tabi, mesela tabi, onu? Tabi, tabi. Bedenin ritmine benzetirim kudümü. Ee, bir kudüm modası başlasa keşke. <gülüyor> <gülüyor> Değil <Evet>. mi? <laughs> yani tabii evet. işte. Ee, söyleyince ben sözünüzü aldım. Yok estağfurullah. Yo, ama estağfurullah. Evet. Yani bu bir medeniyet müziği. O müzik o medeniyeti size öğretir, çağrıştırır. O bir dildir. Tabii. Eğer o medeniyetle sizin bir ünsiyetiniz yoksa o müziği Anlamazsınız. Anlamasın. Yani Ama anlamlı da, var. da bulmazsınız. Ben anlamlı bunu da bu çerçeve içerisinde öyle e, Japonya'daki konuşması. filanca benim öğrencilerimden vardı. Türk musikisinin bütün enstrümanlarına vakıftı ve aşıktı. Şimdi dünyadaki ritim dediğimiz, musiki dediğimiz, enstrüman dediğimiz insanlar için verildiği için ve insanoğlunun aklıyla ve yetisiyle ve ritmiyle çıktığı için Evet. Müzik evrenseldir ve değerli kılınır diye düşünüyorum. Evet. Bir şeyi güzel bulabilmeniz için e, elinizde bir sağlam veriniz olması lazım. Japon niye beğeniyor biliyor musunuz? Çünkü kendisine sahip biri de ondan. Kendisi kendisinin ne olduğunu bilirse karşısı rastlaştığı rastladığı şeyi affedersiniz. Rastladığı şeyin anlamını ve değerini de bilir. İşte Halbuki biz kendi değerimizi bilmediğimiz için karşımıza çıkanı da bilmiyoruz. Biz değer bilmiyoruz ki bir şeyi takdir edelim. Problem burada efendim. Bilmek nasip olsun inşallah. i̇nşallah. <laughs> çok teşekkür ediyorum <laughs> efendim sohbetiniz bakmayın. için. Dinleyen teşekkür söyleyenden ederim. Arif olsun derler. Öyle efendim, dileyelim çok Arif olsun ederim. dinleyicilerimiz. Efendim bugünlük de bu kadar. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.